Herhalde dolgun maddesi koymuşlar ama bunda gerek yok. Zaten kendisi gayet güzel. Daha sonra kolu baskıya alacağız ama bir kişi gelsin, ben o baskıyı almadan bir şey göstereyim. O şekilde ayarladık kolu, tespit ettik sadece. Arkadaşlar üçgenin bir ucunu tutuyoruz. Dirseğe gelecek. Üçgen kısım dirseğe gelecek. Bunu takmadan önce, bağlamadan önce şuraya bir düğüm atarsanız şu şekilde. Burada bir çukur oluşturursunuz. Çukur oluşturursunuz. Bu çukura dirsek yerleşir. Ve geriye doğru kaymasına engel olmuş olursunuz. En kolay, en güzel yöntemlerden bir tanesi. Rahat değil mi? Bırakalım. Boyun ağrıyor ya. Küçük biraz da ondan dolayı. Boyun ağrıyor. Büyüklüğü vardı da bulamadım maalesef. Gerek yok mu tabii. Tespit içinde bağlarken şu şekli nasıl sağlıyoruz? Yine hani öyle rastgele katlamayalım da bir kural olsun diye zaten var. Nerede göstereyim? Şöyle. Ben gireyim mi? Yok, şurada şöyle göstereyim. Üçgenin yine sivil olan kısmını bak şöyle bir yere bıraktım. Şu şekilde patlayarak gidiyoruz. Dirsek tespitinde dirsek eklemini genişçe köprücük kemiğinde kırık kolun kırık köprücük kemiği olduğu kolu tespit ediyoruz. Ne burada da üçgen bandajla hem gördüğünüz gibi yatar hem iki. Pelvis kırıklarında bacağı ortaya alıyoruz. Tüm bacağı ortaya alıyoruz. Burada bir sonraki slide'da göstereyim. Evet. Spin tatillerimizin uzunları var. Daha uzunları da var. Bunların. İki kat uzunluklu olup katlandığında yani bir insanın gövdesinden ayağına kadar sabitleyecek şekilde olanlar var. Pelvis kemik kırıklarında ayağı bacakların arasında dolgu maddesi koyuyoruz. İki ayağı bağlama giriyoruz. Bu ayağı bağlarken de 8 bandaj uyguluyoruz. Herkes yapmıştır aşağı yukarı. Biz yapmadık, çoğumuz yapmadık. Onu gösterelim o zaman, biraz sonra uygulamalara geçelim. Tamam. Bunlar hızlı geçildi. Kimse yapmadık. Pelvis ateli. Pelvis kırıklarına bizim standart donanımlarımız arasında kullanımı daha kolay. Hani böyle üçgen bandajlarla uğraşmak yerine pelvis atelini kullanmak daha mantıklı. Bir kişi gelsin yapalım. Tek bunu mahkeme bir sensin. Yok. Arkadaşlar göreceğim gibi. Göbeğe bak. Göbeğe. Korse neyse. Bunun şurada bir tane aparat var da kırılmış. Onun için bazen şu şekilde göstereceğim size. Gerek yok zaten bana mı lazım? Biraz daha arkadaşlar olacak. Evet. Göbekten göremiyor ki arkadaş. Ne bu abi? Hüseyin seninle alakalı değil sorun yani. Maşallah. Ya 200 yıllık bir alan varsa karşısına atacağız. Bunda amacımız belli kaydı. Olduğu yerde bırakacağız zaten. Yoksa normal kemer de olur arkadaşlar. Normal kemer de olur. Hatta üçgen sağ güvezini şu şekilde yaptık. Evet. Bunu bile kullanabilirsiniz. Amacımız belli kaliteyi korumak.
Evet, femur kırıklarında bunu traksiyon yapacağız ama traksiyon ateyi de gösterelim. Evet, yine femur kırıklarında yine tüm vücudu ateli alıyoruz. Bacak kırıklarında tespit. Onun için bizim bacak atelimiz var. Evet, şu. Hem geçişkin için hem de gerçek bacak atelimiz var. Bunu kullanmak daha kolay. Zaten her timde bundan birer ikişer tane var. Bu nedenle bulma sıkıntısı yaşamazsınız. Ha, orada bir geri gelelim. Bacağı hani diğer test yöntemleri, bununla da yine aynı şey geçerim. Diğer test yöntemleri de böyle bir testte dolgu maddesi koymayı unutmuyoruz. Bileğinin altına ve diz kapağının dizin altına. Bunda da koyabilirsiniz. Tabii mesela patele kırıklarına falan altını doldurmanız daha iyi olur. Evet, geçelim. Ayak bileği kırıkları. Battaniye olur, havlu olur. Etrafta bulunduğunuz yastık olur. Onlar. Evet. Bunu geçelim. Bir şey de bir evet, profesyonel. Esas bir şey bilenlere kullanımlar arkadaşlar. Geliyor. Traksiyon ateli. Traksiyon atelini femur, diyafiz kırıklarını kullanıyoruz arkadaşlar. Femur başı kırıklarında kullanmayacağız. Diyafiz kırıklarında kullanmayacağız. Tibia, burla kırıklarında kullanmayacağız. Sadece femurun diyafiz kırıklarında kullanacağız. Traksiyon atelimiz yetişkin ve pediatrik olmak üzere iki çeşit. X-ray ışınlarına karşı geçirgendir. Hastayı rahatlıkla MR röntgene gönderebilirsiniz. Boyu ayarlanabilir. Yetişkinlere göre, çocuklara göre. Çocukların zaten özel kendisinin var. 1,5 metre yetişkinlerde, 1,3 metre çocuklarda kadar uzayabilir. Ağırlığı 3,5 kilodur. Amacımız vasküler ve sinir hastalığı olasılığını azaltmak için mekanik traksiyon sağlıyoruz. Bu bizim sahada nasıl işimize yarar? Şöyle kısa, kısa bir transport yapacak isek işimize yaramaz. Gerek yok. Diğer kesim yöntemleriyle işimizi görebiliriz, halledebiliriz. Ama eğer uzun bir transport söz konusuysa o zaman traksiyonu almak en doğrusu. Geçelim. Uygulamaları bahsedeyim. Ondan sonra uygulama yapalım. Sonra ikinci, yani geri ilerleyen saatleri kendiniz uygulama yapar. Kırık olmayan bacağa göre ölçüsünü alıyoruz. Bir kişi diğer kırık olan bacağı traksiyon haline getirecek. İkinci kişi traksiyon atelini uygulayacak olan kişi ateli yerleştirecek. Önce kasık bantını, daha sonra ayak bileği bantlarını takacak. Diz ekleminin üzerinden iki tane, diz ekleminin altından da iki tane bandajını sabitleyecek. Geçelim, o şeye gidiyoruz diye. Tamam. Adjust the splint to proper length and position it under the injured leg. Kırık olmayan bacağı göre, kırık olmayan bacağı göre ölçüsünü aldı. Sen bir hocam. Raise the heel stand. Evet, kasık bandını takıyoruz. Orada dolgu maddesi koydum. Onun sebebi de femoral artere bası yapmasını önlemek. Aynı zamanda erkeklerde testise de bası olabilir. O nedenle kayalım. Ayak bileği bandını takıyoruz. Dikkat edin. Diğer iki yardımcımız. Hiçbir zaman traksiyon bırakmıyor. Evet, şimdi. Traksiyonu gerçekleştirdi. Evet. Örnektekinin aynısı traksiyon ateli. Diz ekleminin üzerinde iki tanesini. Diz ekleminin altından da iki tanesini takıyoruz. And reevaluate the ischial and ankle straps. Motor muayenesini yapacağız. Kol muayenesini. Yapsın kontrol edeceğiz. Evet. Bunu isterseniz yapalım. Canlı canlı gösterelim. Gelsin. Gözünü alın. Gözünü alın. Yapan arkadaşlar var mı? Onlar gösteriyor. Yapan arkadaşlar var mı?
yaz. Bak yine bir tane var. Ne sayfayı yazalım? Bir tane daha var. Çok kolay takılır. Evet, şimdi o küçük olan neyse. Bakın kimini, kimi var arkadaşlar gevşetmek için. Kimi burada. Kimi burada. Evet. Güzel. Daha sonra tarafını çevirin. Nereye kadar yapıyoruz? Sağlam bacağı. Aynı evet. Sağlam bacakla.
traksiyon işlemi bittikten sonra bantlarımızı takıyoruz. Evet. Diz eklemenin altından kalırsa hareketsizlik daha iyi. Çok güzel. Zaten hani kırıklarda ortopedisyenlerin de yaptığı şey budur. Traksiyon. Buraya biraz daha uzun. Evet. Bunları neden yapıyorsunuz? Çok sıkarsanız eğer. Kapiler dolaşımı, dolaşımı bozar. Sarmaklar oynar. Var mı? Evet. Motor muayene, iç muayenesi. Namus muayenesi. Dorsal ispedisten yapın. Dorsal ispedis artı. Dorsal ispedisten yapın. Hasta uygulayıcı olsun şimdi. Ben yani. Tamam. Hastamız uygulayıcı olsun.